Alperen Sakin 2017'de İzmir'de okul servisi içinde unutulmuş ve yaşama veda etmişti. Türkiye o günden bu yana aynı vakaların tekrarlanmaması için çaba sarf ediyor. Ancak küçük Alperen'in ölümünden bir yıl sonra uygulanması planlanan okul servis koltuk uyarı sistemi önce 2019'a şimdi de 2020'ye ertelendi. Peki ertelenen bu sistem ne işe yarıyor? Neden bu sistem okul servislerinde bulunmalı? Elektronik mühendisi Alper Şen bu sorulara yanıt verdi. Bu sistem koltuklarda her öğrenci koltuğunda bir ağırlık sensörüyle çalışıyor. Öğrenci koltuğa oturuyor. Sistem gösterge panelinde koltuğun dolu olduğunu şoföre gösteriyor. Bir öğrenci gelip oturduğu zaman hemen onun koltuğu kırmızı yanacak. Gördüğünüz gibi şu anda bir öğrenci var. Burada da hemen oturan öğrencilerin sayısı, boş koltukların sayısı gösterilmekte. Aracın kontağı kapatıldığında eğer öğrenci koltukta unutulduysa sistem sesli olarak uyarı veriyor. Kontağımızı kapattık fakat koltuğumuzda gördüğünüz gibi oturan bir öğrenci var. Duyduğunuz sesle şoföre ikaz ediliyor. Böylece şoför kontağı kapattıktan sonra yerini terk etmemiş oluyor. Otobüs yangınlarını önleme ve kara güvenlik araçlarını güvenli hale getirme derneği genel sekreteri Tarhan Aslan, sistemin ertelenme nedenini ulusal kanala değerlendirdi. İlk ertelendiğinde bir bakanlıklar arasında uyum problemi vardı tahmin ettiğimiz kadarıyla. Kriter belirlenmemişti. Türkiye'de 60 tane bunun gibi yer vardı. Bu belirsizlikten dolayı yaklaşık 30 tanesi kapattılar kapılarını. Sistemin eski araçlara kurulmasının pahalı olduğunu söyleyen Aslan, devletin bu konuda teşvikte bulunması gerektiğinin altını çizdi. Şimdi bugün 8 yaşında, 9 yaşında bir arabanın fiyatı zaten 40-50 bin liralara düşmüş vaziyette. Yeni bir araç istediğiniz zaman 200 bin liralarda. 50 bin liralık bir arabaya siz 30 bin lira diyorsunuz ki bir yatırım yapın. Ama bunu o zaman devletin cazip hale getirmesi lazım. İşte bu değişikliği yapan arabalara bir 3 yıl, 5 yıl ilave süre verilmesi gerekli.